Herkese merhaba sevgili Teknoloji Ok takipçileri. Bugün sizlerle beraber 10.000 TL altı en güçlü telefonları listeleyeceğiz. Bildiğiniz gibi son zamanlarda akıllı telefonların fiyatı bir hayli arttı. Bunun en temel sebebinin ise artan dolar kuru ve vergiler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu yorumu ülkemiz bazında yapıyorum arkadaşlar. Yani dünya çapında baktığımız zaman da ortaya çıkan çip krizi gibi sıkıntılar normalde 100 dolar civarında olan bir akıllı telefonun fiyatını 150 dolarlara kadar çıkardı. Arada her ne kadar 50 dolarlık bir fark var gibi düşünecek olsanız da bu 50 doların ülkemizde 1000 TL, vergilerle beraber 2000 TL, 3000 TL'ye kadar çıktığını söyleyebiliriz. Bu yüzden akıllı telefonların fiyatının hızla artmasıyla ülkemizde genellikle ucuz telefonlara olan ilginin arttığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda orta üst segment bir akıllı telefonları 4-5 bin liraya satın alabiliyorken artık 10 bin TL'nin üzerine çıktığını görüyoruz. Bundan dolayı olarak artık 10 bin TL civarında akıllı telefonların daha fazla tercih edildiğini söyleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz yıllarda amiral gemisi modeller daha çok tercih ediliyorken artık baktığımız zaman iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max veya Galaxy S23 serisi modelleri, iPhone 13 modelleri, Xiaomi 13 serisi gibi modellerin fiyatı 35-40 bin TL'lere kadar, hatta bazı modellerin fiyatı 50 bin TL'lere kadar yükseldi. Bu yüzden 10 bin TL civarı akıllı telefonların daha çok satıldığını söyleyebiliriz. Bu listemizde ise sizler için bir akıllı telefona 10 bin TL'den fazla bütçe ayırmayacak olanlar için, yani bir akıllı telefon için 10 bin TL'den fazla vermem diyenler için olacak. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim. Bakalım 10.000 TL altına alınabilecek en iyi telefonlar hangileriymiş? Evet, listemizin ilk sırasında Samsung'un Galaxy A33 5G modeli yer alıyor. Söz konusu modelin 5G destekli olmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü artık yavaş yavaş ülkemizde de 5G teknolojisi yaygınlaşmaya başladı. Hatta 2 sene içerisinde artık tüm Türkiye'ye yaygın bir şekilde 5G'nin gelmesi bekleniyor. Bu yüzden almışken 5G destekli bir telefon alalım ki önümüzdeki yıllarda da rahatlıkla kullanabilelim demek daha mantıklı olacaktır. Galaxy A33 5G modelinin özelliklerine baktığımızda ise damla çentikli bir ekran içerisine yerleştirilmiş 6.4 inçlik bir ekran yer alıyor. Aynı zamanda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olduğunu söyleyelim. Pil tarafında ise 5000 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkıyor. Fiyat tarafına baktığımızda 8525 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan modelin gayet makul olduğunu söyleyebiliriz. Hem kullandığı işlemcisine göre, ki 8 çekirdekli bir işlemci kullanıyor, hem de sunduğu performansa göre yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Şunu düşünecek olabilirsiniz. Genellikle benzer fiyat segmentine sahip telefonlarda 8 GB'lık bir RAM bulunuyor. Neden Samsung'un bu modeli 6 GB RAM yeterli olur mu olmaz mı? Halihazırda zaten 6 GB'lık bir RAM yeterli olacaktır ama zaten Samsung'un One UI arayüzünde sanal RAM desteği de bulunuyor arkadaşlar. Yani dahili depolama alanınızın bir kısmını RAM olarak kullanabiliyorsunuz. Bu sayede sanal RAM desteğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu şekilde 8 GB RAM belleğinde üstüne çıkabiliriz. Bu yüzden seçeneklerimizin arasında ilk seçeneğimiz olarak Galaxy A33 5G modeli yer alıyor. Dilerseniz hemen listemizin ikinci sırasına geçelim. Evet, ikinci sırada Redmi Note 10 Pro yer alıyor. Bildiğiniz gibi Redmi Note serisi hala ilgi gören modeller arasında yer alıyor ki geçtiğimiz günlerde Redmi Note 12 modelini de incelemiştik. Bu modelin de yine ilgi gören akıllı telefonlar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. O telefonun da ortalama olarak 8500 TL'lik bir fiyat etiketi mevcuttu. Redmi Note 10 Pro'nun da 8500 TL'lik bir fiyatı var. Fakat çip krizinden midir nedir tam olarak bilinmez. Redmi Note 10 Pro'nun işlemcisi ve kamera tarafında sunduğu özellikler daha iyi arkadaşlar. Yani 2 senelik bir telefon aslında. Hani pek de güncel olmayan bir telefon. Yani bunun yerine Redmi Note 12 modeli de tercih edilebilir. Ama bu hem Pro varyantı olduğu için hem de işlemci tarafında daha güçlü bir işlemci sunduğu için tercih edilebilecek modeller arasında yer alıyor. 8 RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olan model 6.67 inçlik bir ekranla bizleri karşılıyor. Pil tarafında ise 5020 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. Fiyat tarafına baktığımızda ise dediğimiz gibi 8500 TL'lik bir fiyat etiketi mevcut. Eğer bunun yerine daha güncel bir telefon istiyorsanız Redmi Note 12'yi tercih edebilirsiniz. Ama o düz varyant olduğu için hani biraz daha güçsüz kalabilir arkadaşlar. Bu yüzden Note 10 Pro'yu almanız her ne kadar güncel olmasa bile daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ve hemen geçelim listede sıradaki modelimize. Evet, şimdi geldik sıradaki modelimize. Yine Xiaomi tarafından geliyor. Xiaomi'nin alt markası Poco'nun X4 Pro 5G modeli sıradaki modelimiz.
Yine işlemci tarafında güçlü bir Yonga seti yer alıyor. 6.67 inçlik ekranla gelen model 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahipken pil tarafına baktığımızda ise 5000 mAh'lik bir pil kapasitesi bizleri karşılıyor. Fiyat tarafına baktığımızda ise 9500 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Listedeki diğer modellere göre biraz daha yüksek bir fiyat etiketine sahip fakat genel olarak baktığımız zaman orta segmentin üst basamaklarına hitap eden bir model olduğunu söyleyebiliriz. X4 Pro 5G modelinin. Bu yüzden baktığımızda 9500 TL verilir mi? Bence sonuna kadar hak eden bir telefon. Çünkü yorumlarına baktığımızda da hep olumlu geri dönüşleri var. Artı Pro modeli olması ve 5G destekli olması da önemli avantajlar. Bu yüzden listemizin 3. sırasına yer alan Poco X4 Pro 5G modelinin tercih edilebilecek modeller arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Evet, listemizde yine biraz daha eski bir modele gidiyoruz arkadaşlar. Xiaomi'nin Mi Note 10 Pro modeli. Baktığımız zaman 9800 TL'lik bir fiyatı var. Tabii ki geçtiğimiz yıllarda daha da uygun fiyatlara 5000-6000 TL'lik bir fiyatlara satılıyordu bu telefon. Fakat baktığımız zaman artık dolar kuru da arttığı için yine de 9800 TL'nin bu telefon için gayet makul bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tasarımına baktığımız zaman kavisli bir ekranı var ki listedeki kavisli ekrana sahip tek model bu. Yani çerçevesiz ekranlı bir telefonu kullanmak kullanış hissiyatı tarafında daha iyi bir deneyim sunacaktır. Fiyatı 9800 TL demiştik. 6.47 inçlik bir ekranı var. 8 GB RAM ve 256 GB'lık bir dahili depolama alanının olduğunu ve pil tarafında da 5260 mAh'lik bir kapasiteye sahip olduğunu belirtelim. Listemizin 4. sırası yer alan Mi Note 10 Pro modeli de 2 sene önce piyasaya sürülen bir telefon olmasına rağmen hala güçlü işlemcisiyle tercih edilen akıllı telefonlar arasında yer aldığını belirtelim ve geçelim listemizin son modeline. Listemizin son modeli ise Poco X3 Pro 9800 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Yine tasarım olarak ince çerçeveler ve şık bir görünüme sahip olan model 6.67 inçlik bir ekrana sahip. 6 GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanı ile geliyor ve 5160 mAh'lik bir batarya kapasitesinin olduğunu da belirtelim. Genel olarak baktığımız zaman 9800 TL'ye bu telefon eder mi? Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen bir telefon olmasına rağmen hala tercih edilebilir ve güçlü akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Bu yüzden X3 Pro da tercih edilebilecek modeller arasında yer alıyor. Eğer sizin de 10.000 TL altına satın alınabilecek bir akıllı telefon öneriniz varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Biz de sizler için tüm yorumları değerlendireceğiz ve yazdığınız model hakkında da fikirlerimizi paylaşacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.